Değerli konuklar, sevgili hocalarım, hilafetin kaldırılması bir yaz çocuk sözüyle başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, halk egemenliğine dayanan, tam bağımsız, çağdaş ve laik sosyal bir hukuk devleti niteliğindeki cumhuriyet esasına dayanır. Devlet henüz laik sözcüğünü anayasasında belirtmemişse de o günlerde gidişin o istikamette olacağı, böyle bir rejimle de halifenin bağdaşmayacağı gayet açıktı zaten. Böyle bir hamle için de uygun bir vasatın bekleneceği anlaşılıyordu. Esasen bunun ilk işaretini Erzurum'da görmek mümkün. Mustafa Kemal 7-8 Temmuz 1919 gecesi Süreyya Yiğit'le beraber odasındalar. O gece Sultan Vahdettin'le uzun bir süre telgrafhaneden görüşmüş. Padişahın ısrarlarına rağmen geri dönmeyeceğini, sineyi millete döneceğini ifade etmişti. Askerlik mesleğinden ayrılmıştı. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş. Kahve içmekteydiler. Hasan Müfit Kansu'yu çağırttı. Defterini de alsın gelsin dedi. Şimdi odadaki Süreyya Yiğit'i dinleyelim. Paşa önce tarih düş dedi. Tarih düştüm. 7-8 Temmuz 1919. Ardından yaz çocukları. Ve sıralamaya başladı. Günü geldiğinde devletin yönetim şekli cumhuriyet olacaktır. Arkasından yazdırmaya devam ederken hilafetin ve tesettürün kaldırılacağına ilişkin ipuçları da vermiş oldu ve Latin harflerinin getirileceği hükmüne sıra gelince Mazhar Müşit artık masayı terk etti. Paşam çok yoruldunuz. Biraz istirahat ediniz diyerek. Çok affedin yani amiyane tabirle biraz fazla saçmalama başladınız galiba paşam diyemedi de. İstirahat etseniz iyi olur paşam çok yoruldunuz dedi. Özellikle tesettür kaldırılacak dediğinde bunun ucunun elbette hilafete çok yakından ilgili olduğuna şüphe yoktu. Hilafetin olduğu bir yerde tesettür nasıl kaldırabilirdi ki? O zaman önce hilafetin nasıl bir makam olduğuna bir bakalım. Kısaca da olsa bir bakalım. Osmanlı Devleti'nde hilafet makamı. Yavuz Sultan Selim 1517'de Rıdaniye'de Memlük ordusunu yenerek Kahire'ye girmiş. Mısır böylece fethedilmiş ve Osmanlı topraklarına katılmıştı. Yavuz Sultan Selim İstanbul'a dönerken Kahire'de bulunan Halife 3. Mütevekkili de İstanbul'a getirmiş. Böylece hilafet de Osmanlı'ya geçmiş oldu. Biz konuyu böyle açıklıyoruz. Ama aslında yaptığımız açıklama diğer İslam ülkeleri açısından çok kabul görmüş bir açıklama değil. Kahire ben adeta bir esir gibi halifeyi İstanbul'a getirmiştik ama bu aynı zamanda hilafeti de getirdiğimiz anlamına geliyor muydu acaba? Buna ilişkin bir belge yok. Halifenin yaşamak olduğu keyfet başka bir şey. Böylece halifelik makamını da otomatik olarak fethetmiş olmak ayrı bir şeydi. Neden halifeliği makam olarak getirmiş olmamız mümkün değildi? Çünkü bunun bilimsel olarak kabul edilebilir herhangi bir belgesi yoktu. Osmanlı sultanları bu tarihten itibaren halife sultan unvanını ve gücünü kullanmışlardı. O zaman hem dünyevi hem de ahirete yönelik uhrevi lider olmuşlardı. Yani devlet bir anlamda teokratik olmuş ama geleneklerimize bağımlılığımızdan da gelen bir hukuku da yaşatmış. Bu gerçek edilemezdi. O nedenle Osmanlı Devleti'ne tam anlamıyla teokratik değil ama yarı teokratik devlet demek daha doğru. Artık padişah idari işlerden de sorumluydu ama aldığı kararın İslam'a uygun olup olmadığını danıştığı bir şeyhülislamlık makamı da vardı. O yüzden yarı teokratik bir ülke haline gelmiş oluyorduk. Oysa Mısır'dan kopya ettiğimiz halifeliğin özüne baktığımızda Hz. Muhammed'in vefatından hemen sonra gelen halifeler dönemindeki hilafetten çok farklıydı sultanlarımızın yaşadığı hilafet. Hilafet ve halifelik aslında İslam'da son derece demokratik bir sistemdir ve uluslararası tartışmalarda da bütün akademik çevrelerde de örnek gösterilir. Çünkü İslam'da halifeliğin iki temel özelliği vardır. Bir, aynı zamanda devlet başkanı olan halife mutlaka seçimle gelir. Mutlaka. İki, halifelik kesinlikle babadan oğula geçmez. Oysa bizim padişahlarımız Halife Sultan seçimle gelmiyordu. Makama da babadan oğula geçiyordu.
Dolayısıyla aralarında olanak dışı, olağanüstü fark vardı. Osmanlı Devleti'nde ise her iki kralın kuralın da dışına çıkılmıştır. Saltanatta seçim söz konusu değildir ve hilafet de babadan oğula geçer. Halifelik dönemi İstanbul'da en demokratik olan dönemdir. Din açısından hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmaz hilafette. Ve egemenlik tüm halkındır. Halk kendi eliyle seçtiği halife eliyle egemenliğini kullanır. Halifenin dönemi bitince halk yeni halifeyi seçer. İslam'da dört halifenin dördü de seçimle göreve gelmişlerdir. Ondan sonra gelenlerle de durum benzer konumdadır. Fakat Abbasi ve Emevilerden sonra bu makam elbette bir diktaya dönmüştür. Oralarda da bozulmuştur. Mustafa Kemal ve arkadaşları 1924 Anayasası'na devletin dini İslam'dır hükmünün girmesini engelleyemediler. Çünkü bunu talep eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Bu aşamada o dakikalarda diyelim meclisin karşısına aksi bir fikirle çıkamazlardı. O kadar güçlü değil idiler. Çünkü bu kanıda olan en yakın silah arkadaşları da vardı aralarında. Onlar da meclis gibi düşünüyorlardı. Mustafa Kemal bunun orada sürekli kalmayacağını altını çizerek arkadaşlarına belirtmişti. Bu durum geçicidir, merak etmeyin ve bunu yapmak zorundayız bugün için. Ama zamanı gelince bu hüküm kaldırılacaktır demişti. İşte öyle de oldu. Harp oyunları. Cumhuriyetin kurulması için saltanatın kaldırılması nasıl zorunlu bir adım idiyse hilafet de aynı konuma gelmişti. Ne ki yanlış anlamalara meydan vermemek için hilafeti saltanattan ayırdıktan sonra ancak bir süre beklemek, ardından günü geldiğinde gereken şeyi yapmak zorunlu hale gelmişti. Halife seçilen Abdülmecit Efendi'ye seçildiği gün gönderilen bir yazıda görevleri ve yetkileri tadadi şekilde tek tek sayılmıştı. Halife bu sayılanların dışına çıkamayacaktı. Buna göre artık padişah oğlu olduğuna ilişkin herhangi bir ifade kullanmayacaktı. Ünvan olarak Halife-i Müslümin ünvanını kullanacaktı. Kısa zamanda görüldü ki olaylar hiç de öyle gelişmiyordu İstanbul'da. Cuma namazlarını divan yolu üzerinden alay vala ile geçerek Fatih Camii'nde kılıyordu. En kabul edilemez ise yabancı ülkelerin büyükelçilerini kabul etmeye başlamıştı. Büyükelçiler de onların randevu alıyordu. İslami ülkelerden gelen heyetleri sarayda kabul ediyordu. Padişahlar gibi kaftan giymek istiyor, ecdadı Fatih Sultan Mehmet'in kavuğunu takmak için izin istiyordu. Üstelik Ankara hükümetinin İstanbul temsilcisi Refet Bele Paşa da halifeyle çok yakındı. Bu görüntü Ankara'nın dikkatini yakından çekiyordu. Rauf Bey ve Kazım Karabekir Paşalar her İstanbul'a gelişlerinde saraya davet ediliyorlardı, saraydaydılar ve bu görüşmeler basına bile konu olmaya başlamıştı. Bir dedikodudur alıp gidiyordu. Halife Abdülmecid tam da bu sırada hükümete başvurarak tahsisatının yetmediği, halifeye yakışır bir fonun hilafet makamı için ayrılması gerektiğini Ankara'ya bildirmişti. İşte bu kılafetlerle cuma namazını kılmaya gitmek istiyordu. Böylece bir alayla Fatih'e gitmek istiyordu ama başındaki pes vermiyordu. Ecdadın Fatih Sultan Mehmet'in kavuğunu takabilir miyim diye resmen başvurmuştu. Paşalar İstanbul'a gittiklerinde, söz konusu olan paşalar aşağıda gösteriyorum, sarayda Halife Abdülmecit ile mutlaka görüşüyorlar. Bu konu basında da bir haber olarak yer alıyordu. Üstelik Ankara hükümetinin İstanbul temsilcisi Refet Bele Paşa da Halife ile çok, zaten çok yakındı. Bu görüntü Ankara'nın dikkatini yakından çekiyordu ve bu görüşmeler basına bile konu olmaya başlamıştı. Bir dedikodudur alıp gidiyordu ve Halife Abdülmecid tam da bu sıralarda hükümete başvurarak tahsisatının yetmediğini, halife yakışır bir fonun hilafet makamı için ayrılması gerektiğini Ankara'ya bildirmişti. Mustafa Kemal Paşa komutanlarla birlikte harp oyunlarını izlemekteydi o gün. İzmir'deydi. Kazım Karabekir Paşa bir ordumuzun komutanını oynuyordu harp oyununda. Ali Fuat Cevizoğlu Paşa da ikinci bir diğer ordumuzun komutanı rolündeydiler. Harp oyununu Marşal Fethi Çakmak yönetiyordu. Mustafa Kemal Paşa ise izliyordu. Masanın üzerinde haritalar,
ordular savunma yapıyordu. Oynanan senaryoya göre harp oyunu Yunanistan'ın Trakya, İtalya'nın ise Rodos üzerinden İzmir'e saldırdığı senaryosu üzerine oynanıyordu. İşte tam bu sırada İsmet Paşa'nın telgrafı geldi. Halifenin mesajı tam bir soğuk duş etkisi yaptı. Mustafa Kemal Paşa gecikmeden hazır masada bulunan tüm komutanların derhal mutabakatını aldı. Artık hilafet makamı için çok kesin bir sonuca gitme zamanı gelmişti. Aksi halde geç kalınırsa bu makam ülke bütünlüğüne zarar verir bir konuma dönüşebilirdi. Mustafa Kemal 23 Haziran 1924 günü Ankara'ya döndü. 1 Mart'ta da kürsüdeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci devre, ikinci toplantı yılını açıyordu. Şöyle seslendi. İslam dinini asırlardan beri alışılageldiği şekilde bir siyaset vasıtası mevkiinden uzaklaştırmak ve yüceltmek gereğini görüyoruz. Mukaddes ve tanrısal inançlarımızı, kutsal inançlarımızı ve vicdani değerlerimizi karanlık ve kararsız olan ve her türlü menfaat ve ihtiraslara sahne olan siyasetten ve siyasetin bütün kesimlerinden bir an evvel ve kesin şekilde kurtarmak, milletin dünyevi ve uhrevi saadetinin emrettiği bir zorunluluktur. Ancak bu suretle İslam dininin yüceliği belirir diye bağırıyordu kürsüden. Yakın bir geleceğin sinyalleri verilmiş gibiydi. 3 Mart 1924 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 yasa tasarısı sunuldu. İşte bunlardan birincisi 401 sayılı hilafetin kaldırılması yasa tasarısıdır. Hilafetin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına çıkarılması hakkında Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının yasa tasarısı şu gerekçeye dayanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nde hilafet makamının varlığı Türkiye'yi iç ve dış siyasetinde iki başlı olmaktan kurtaramamıştı, kurtaramıyordu. Bağımsızlığında ve ulusal yaşamında ortaklık kabul etmeyen Türkiye'nin görünüşte bile olsa böyle bir ikiliye tahammülü yoktu ve olamazdı. Bu yasayla halife görevinden çıkarılır. Bu öneri kabul edilince ve halifelik makamı kaldırılır. Halife ve Osmanoğulları soyundan olanların Türkiye Cumhuriyeti ülkesinden süresiz olarak oturması bu surette yasaklanır. Hilafetin neden kaldırılması gerektiği konusunda kürsüye giren Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi, lütfen bunu seyit olarak okumayınız, konuşmasını iki noktaya dayandırır. Bir, Sultan Vahdettin'in milli mücadeleye karşı kullanmak üzere Şeyhülislam'dan aldığı fetvaları ileri sürer. İşteler o fetvalarda milli mücadeleyi veren cürseverler ve Mehmetçik, hırsız, eşkıya, soyguncu gibi gösteriliyordu. Bunu din adamları yapıyordu. Şeyhülislam verdiği fetvada bunların katli vacip midir diye soruyor, sonra el cevap vaciptir diyerek yanıtlıyordu. İkinci olarak, Halife Sultan bu kez annelere seslenmişti. Sakın evlatlarınızı orduya falan göndermeyin. Sultan Vahdettin gerçekten Halife Sultan olarak bu çağrıda bulunmuştu. Sakın evlatlarınızı orduya falan göndermeyin. Halifeniz olarak söylüyorum, çocuklarınız cephede ölürse şehit bile sayılmazlar. Çünkü ben bu mücadelede benim rızam yok diyor. Yunan uçaklarından cephelerin üzerine ve köylere el ilanları attırıyor ve bu ifadeleri o el ilanlarında yaygınlaştırıyordu ve bu bir ihanetti. Şeyh Seyit Efendi kürsüden bunları hatırlattı ve hilafetin kaldırılması gerektiği konusunda ısrarını sürdürdü. Hilafetin kaldırılmasına sonuç olarak karar verildi. Kaldırılınca ne oldu? Zaten geçmişten itibaren ülkeyi nasıl bir geleceğe taşımak durumunda olduğunu bilen Mustafa Kemal, ya o güne kadar olduğu gibi ondan sonrasında da Batı'yı çok yakından takip ediyor, izliyor, okuyor, takip ediyor. Kurulacak olan bu devlette yarınlara hangi yöntemlerle nasıl ulaşılması gerektiği konusunda yeni metotlar bulmaya çalışıyor, planlar yapıyordu. Engel olarak da hilafeti görmüştü. Hem bir tarafta halife, hem şu bilim yan yana yürüyemezdi. Onu çok iyi biliyordu. Dolayısıyla değerli dostlarım, sevgili hocalarım, sevgili öğretmenlerim, tam bağımsız, egemen, çağdaş, laik, sosyal, hukuk devleti bir Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmamızı sağladı. Bu sağlamada hiç şüphe yok önündeki engelleri aşarken hilafet en büyüklerindendi. İyi ki kaldırıldı.
Keşke bugünlerdeki konumlar hiç olmasaydı. İyi ki bugünleri göremedi. Ama sonuç tam bağımsız, egemen, sosyal bir hukuk devleti olan laik Türkiye Cumhuriyeti. Teşekkür ediyorum.